Ruhsal tansiyon. Stres. Stres doğru cevap. Beş harfli bir diğer aradığımız cevap. Tek kelime ve batı kökenli bir sözcükmüş. Bakalım. Yolun ortasında düzenlenmiş ayrım kaldırımı. Geçit. Değil değil. Köprü. Hayır. Yolun ortasında böyle gidiş geliş ortasında bir şey vardır onun. Bir şey deriz ona. Fransızca kökenli. Köprü değil. Kaza yapanlar Allah korusun buraya çıktı denir. Viraj. Değil. Yok. Ama sesi evet öyleli bir şey. Harf, harf alayım. Mi? Evet. Aldık harf aldık. Ü. Mideniz yanar mı? Reflü. Değil. İşte onun öyle başlıyor. Öyle refüj. He? Refüj. Refüj doğru cevap. Reflü demeniz şak diye. Peki altı harflerdeyiz. Tek kelime bir cevaba ihtiyacımız var. Bakalım soruya. İyilik gördüğü kimseye hainlik yapan. Nankör. Nankör doğru cevap. Bir sıfat soruyoruz. Yine tek kelime bir cevaba ihtiyacımız var. Altı harfli. Bakalım. Belli bir şeyden kendisinde olmayan, belli bir şeyin yokluğunu çeken. Yoksun. Arapça kökenli. Yoksun kelimesinin eş anlamlısı. Yoksun. Zavallı diyesin geliyor ama değil. Yok o siz başka bir şey demek istediniz. Harf alayım. Harf verelim. H harfi. Beni senden nokta nokta bırakma. Mahzun. Değil. Gibi bir şey. Harf alayım. Harf aldık. Mahrum. Mahrum doğru cevap. 7 harflerdeyiz. Farsça Türkçe karması bir şey tamam. Soracağız şimdi. Birleşik kelime bu. Bakalım tamam. Soruya. Maddi çıkarı her şeyin üstünde tutanlara yönelik mecazi bir tabir. Maddi çıkar deyince mesela ne geliyor aklınıza? Çıkarcı. Hayır. Yani maddiyat. Para. Parası. Yok. Paracı, para göz. He? Para göz. Para göz doğru. Selin Hanım 3100 puanımız var. Tamam. Çok iyi bir puan. Cayır cayır gideriz 9200'e kadar yani. Bayağı iyi. Ama 1 dakika 19 saniyeniz evet. Var. Biraz hızlanmam gerekiyor. Biraz mı? Koşmaya başlamanız tamam. Lazım. Daha hızlı hareket etmemiz lazım. Yanarız yani. Tamam. Soruları göremeyiz öyle söyleyeyim. Tamam. 7 harfli ikinci kelimemizin sorusu gelecek. Sizden tek kelime ve İtalyanca'dan dilimize geçmiş sözcük isteyeceğiz. Çünkü Türkçesini bildik, İtalyanca'dan gelenini bildireceğiz. Hadi ver soruyu ver. Orkestra şefi. Harf alayım. Yüksek sesle böyle ve nokta nokta diye bağırırlar. Bir harf daha alın. Harf alayım. Aldık harf aldık. Harf alayım. Harf aldık. Bilemeyeceğim bence. Harf alayım. Harf aldık. Bütün alfabeyi alacağız gibi. Harf alayım. Oo. Bunu bilemem. Tamam bir doldurun artık. Monstro. Hayır. Ya, sessiz harf yok orada. Başından başlayın alfabenin. Mastro, mestro. İkisi de sesli harf. Onların orada ikisi de sesli harf. Başlardan. Maestro. Maestro doğru cevap. Vallahi mi? Kesin değil yani duymuşsunuzdur da aklınızda kalmamıştır. Olabilir. Bilmeyeceğiniz bir şey değil. 8 harflerdeyiz. Batı kökenli bir sözcük soruyoruz. Şöyle soruyoruz. Mazinin donduğu kare. Fotoğraf. Fotoğraf doğru cevap. Yine 8 harfli birleşik kelime bu sefer. Bakalım nasıl sorduk. Donmuş su kütlelerini parçalayarak deniz, göl veya ırmaklarda ulaşımı öteki gemilere kolaylaştırmak için kullanılan gemi. Donmuş su kütlesi nedir efendim? Buz. Ha. Attık cevap cebe. Onları parçalıyor. Yani buz kıran. Buz kıran doğru cevap.